Eren Bülbül. Eren Bülbül daha 15 yaşındaydı. Henüz 15'inde. Teröristleri ilk o gördü. Yerlerini de o gösterdi. Alın teri dökerek evine götürdüğü erzakların teröristler tarafından çalınmasını bir vatan evladı olarak içine sindiremedi. Oysa hainler pusudaydı. 15 yaşındaki Eren'i şehit etti. Anne Ayşe Bülbül haberi yayla dağıldı. O buz gibi yayla bir anda cehenneme döndü. Eren'im, acılı Eren'im. Yoksuz Eren'im. Yoksuz Eren'im. Birisi çıkıp da demiyor ki Eren iyi ki varsın şeklinde yazmış. Eren Bülbül için iyi ki varsın. Bizler bugün Paylaş Benimle evinde Eren Bülbül'ü anıyoruz. Bundan 4 yıl önce 11 Ağustos 2017 yılında bir terör saldırısında 15 yaşında bir çocuğumuzu kaybettik. Eren Bülbül hayat içerisinde babasının kaybından sonra da ailesine destek olabilmek için çocukluğu da yarım kalmış bir çocuktu ve bu ülke için, ailesi için, kendi hayatı için mücadele veren bir çocuktu. Ölmeden bir süre önce kendi sosyal medya hesaplarında biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren yazmıştı. Bunu yazdığı dönemde hayat mücadelesinin tam ortasında bir çocuktu ve bundan haftalar sonra şehit edildi. Bizler bugün hem Eren'i anacağız hem de Trabzon'a Maçka'ya giderek Eren'in annesi Ayşe Bülbül'le birlikte sohbet edeceğiz. Onun oğlunu anmaya, anlatmaya ihtiyacı var. Çünkü bizde birilerini kaybettiğimizde, bu hayattan canlar eksildiğinde, olayın en sıcak olduğu zamanlarda paylaşımlar yapmak gibi alışkanlıklar var. İyi ki var çünkü anmalıyız da. Ama olayın üstünden zamanlar geçtiğinde biz kaybettiğimiz canları unutmaya, hatta kayıplara duyarsızlaşmaya başlıyoruz. O yüzden bugün Eren'in annesinin bize anlatacakları önemli. Ayşe anne ile sohbetler ettik. Sonra Paylaş Benimle ekibi Maçka'ya onun yanına gitti ve birlikte hem onun hayatını hem de Eren'in anısını size anlatmak için, aktarmak için buluşuyoruz şimdi. Çocuk, yani ben bir iş başaracağım diye dedi. Canıyla ödedi onu. Ne bileyim. Benim acım çok büyük oğlum. Yani dünya benim olsa da dünyada ne yapayım oğlum? Bana deseler ki sen Eren'i bir saat unutacaksın, bir saniye unutacaksın. Seni dünyanın en mutlu adamı asla, asla oğlum. İyi ki varsın Eren diyenler onu sözde değil oğlum. Eren bir saat, bir gece saat 2'de kalktı, o yaşadığımız gece kondu da şu kadarcık ekmek bulamadı yemeği. O zaman onu yazdı. Şehit olmadan 2 ay önce yazdı. Kimse çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren. Yani o çocuk onu dünyaya, Türkiye'ye mesaj olarak bıraktı. Oğlum kanadım kırıldı. Oğlum kanadım bende olduğunu hissetmiyorum oğlum. İmam Hatip Yoğlu, çöp kutularından çarşıda ekmek arar. Köye yürüyerek alırdı. Neydi? Sabahın o yol kenarlarında fırınlara da payet ekmek isteyip. O kadar istekliydi ki oğlum. Bizim hikayelerimiz o kadar büyük. Ben yavrumu yaşadığım gecekondunun önünde gidince kapıyı, arka gecekonduyu bir parkın oldum. Parkın ki hayvan yaşamaz orada. Ben orada 13 tane çocuk doğurdum, büyüttüm. Tabii ki benim de yaşama hakkım vardı. O çocuklara da yaşama hakkı vardı. Günahımız neydi o? Senden aşağısına bakarsın ki senden daha iyi. Ayakları kıpır kıpır. Bizim çoluk çocuk bir takım. Yatırmayı yok, yatırmayı yok, giydirmeyi yok. Yani bizim hayatımız hep zorluklarda geçti. Bizim bir saat oturup da bir yerde dinlendiğimiz bir gün yoktu. Hadi ana baba olarak biz
çıkmak zorundaydı. O yavruların günahı neydi? Bir tabak çorba içirdi, akşama kadar çalıştı. Bazen gelip derdi ki, annem derdi. Ben yedim derdi. Siz ne yiyeceksiniz? Buraya bir ekmekçi gelirdi. Gelirdi Eren, yavrum geçirdi onunla, Eren geçirdi ekmekçiyle telefon bağlantısına. Aradı Eren'i dedi ona, Eren dedi. Evde kimse yok mu dedi, sizin evin başına geldim. Ekmek almayacağım sizinle. Dur dedi annemi araya. Aradı annem dedi. Ekmekçi geldi dedi evin başına. Eren dedim gördüm ama param yok. Annem dedi sen çık al dedi ne kadar alacaksın. Ben dedi arayacağım onu ki ben yoğum yediğim ben vereceğim para. Çıktım parası olmayan bir anne iki tane ekmek aldı. Yuvarlak iki tane ekmek aldı. Perşembe günü aradı onu cuma günü yavrum şehit edildi. O iki tane ekmeğin parasını almadı. Ekmekçi almadı. Bizler Eren Bülbül'ü bir terör saldırısında henüz 15 yaşındayken kaybettik. Ama Eren hayattayken, hayattaki yokluğun, yoksulluğun ortasında biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren diye yazmıştı sosyal medya hesabına. Aslında bir çocuğun gerçek anlamda görülmeye, duyulmaya, kendisi ve ailesi için destek istemeye olan hakkını da konuşuyoruz böylece. Çünkü Eren yalnız değil. Eren gibi Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında bir yoksulluk sınırının eşiğinde hayatta kalmaya çalışan, kendisi ve ailesi için endişelenen, hayat mücadelesini bırakmayan, hayatta var olmak için özellikle sesini çıkartmak isteyen çok fazla çocuğumuz var bizim. Bu çocuklar henüz çocuk olmadan yetişkinleşmek zorunda kalan çocuklar. Çünkü dünya üzerindeki eşitsizlikle beraber tüm bu yoksulluğa mahkum edilerek aslında gerçekten beni görün, bizi duyun, benim ailemi de görün, duyun, hissedin ve bize destek verin diyen çocuklar. O yüzden de orada yazan tek cümle, iyi ki varsın Eren'in fazlası var aslında. Bizler Eren'i kaybettik. Orada bir anne var ve oğlunu anlatıyor. Bu dünyanın ve bu ülkenin dört bir tarafında da var olduğunu kanıtlamaya çalışan, insanlara sesini duyurmaya çalışan çok fazla çocuk ve aile var. Onları duymak için Eren belki de şu an bile bize mesaj vermeye devam ediyor. Eren o turistlerin çekmiş olduğu resim sabaha kalktı. Biz evlerimizde otun ateşi yakardık. İşte öyle topları ormanlardan. Eren 6 yaşındaydı, çay kaynatacaktı. Biz o zaman şu arkadaki küçücük gecekondudaydık. Eren ağa gördüğünüz gibi işte aynı bunları gitti kendi etti, topladı, sırtına aldı. O turistler onu böyle azıcık buranın arkaki tarafında rastladı. Orada hatta konuşturdular onu, sordular ona bunları niye topladın, niye aldın. Bunlarla dedi gidip çay kaynatıp da çay içeceğim dedi. Yemek yiyeceğim dedi. Sordular onu orada yani sizin çay kaynatıp başka bir şey, bizim başka bir şeyimiz yok dedi. Biz bunlarla beraber ormanlardan toplayıp çay kaynatırız işte. Yemeğimizi pişirip bunlarla bile orada resim çektiler onu. O resim oydu. İşte gördüğünüz gibi bakın bu yaylalarda olanların çileleri ne kadar fazla. Buralarda Eren kendi 14 yaşındaydı ama çilesi 30 yaşındaki bir insanın çilesi vardı onda. Odun keserdi, kimi 2 kilo şeker alıp verdi, kimi 2 kilo bulgur alıp verdi. Kimi 10 lira, 20 lira verdi, ekmek alırdı. Eren'in 1 saat durluğu olmazdı. Ha kendimize de çalışırdı. Zaten okullar acılıydı. Eren İmam Hatip 1. sınıfı okumuş idi. 1. sınıfı okudu. Devam etmeye kalmadı, şehit edildi. Biri ne verirse işte, kimi de yedirir. Kimi de yedirir, gelir eve yemek yedirdikleri onun zaman annem ben yedim duydum siz yemediniz diyemedim ki. Yani
Ver bana, yedirme beni de. Gidip annemle, kardeşlerimle evde yiyeyim. Ben yedim doydum. Siz aç mı yatacaksınız? Bizim öyle bir günlerimiz var idi oğlum. Ben bu köyün kızıyım, bu köyden evliyim. 20 yaşında evlendim. 20 yaşından beri ben buranın kahrını çekmekteyim. Ben burada 13 tane yavruyu bu gece konduda doğurdum. Baba sabahtan kadar buradan çıkardı. Cebinde 5 kuruş yok, 13 tane çocuk, bir parça ekmek yok. Şu kapıdan kalıp da bir çıkış, bir iki dişi var idi. Yani baba giderdi ama aciz giderdi ki giderim ben bu çoluk çocuğa, cebimde para yok. Ne getirip de yedireceğim? Babaların hayat geçirdiğimiz hayatta da huzurluyduk yani, yoksuzduk. Fakir bir aileydik ama. Yani huzurluyduk. Önceden öyle değildi. Sonradan kilo aldı. Baba çok kilolu, kalp rahatsızı oldu. Tansiyon hastası oldu, şeker hastası oldu. Sigorta yok ki baba doktora gitsin. Baba doktora gidemiyor.